Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Duhul Gayb'den 71. sohbet. Mürid ve Murat. Ya müridsindir ya Murat. Kaçış yok. Eğer mürid isen ağır yüklerin hammalı olduğun demektir. Çünkü taliplik bunu gerektirir. Talip, matlubuna vasıl oluncaya, mahbubunu elde edinceye, arzusuna kavuşuncaya dek meşakkati sırtlanmıştır. İşin kolaylaşıncaya, sırtından yükler alınıncaya, acıların dindirilinceye, eza ve zillet izleri alnından silininceye, her türlü rezillikten, kirden, pislikten, mihnetlerden ve Allah'tan gayrıya muhtaç olmaktan korununcaya dek, canına, malına, çoluk çocuğuna nazil olan belalara burun kıvırmayacaksın. Ancak böyle dahil olursun mahbupların, nazlandırılanların, muratların zümresine. Eğer murad isen sen aynı şekilde belalara karşı sakın Allah'a itham etmeyesin. Allah'ın indindeki kıymet ve makamından ötürü şikayette bulunmayasın. Çünkü bazen öyle olur ki Allah bela ve musibeti yağdırır üzerine ki böylece ricalullah mertebesi merteben, evliya ve abdallar menzili de menzilin olur. Mertebenin ve derecenin onlardan düşük olmasını ister misin ki? Arzu eder misin hilatin, envarın ve sana takdim edilen tüm nimetler onların sahip olduklarından az olsun. Sen de azını istiyor olabilirsin ama Allah Azze ve Celle Hazretleri senin hakkında daha azına razı değildir. Nitekim şöyle buyurmuştur. Allah bilir siz bilmezsiniz. Öyle bir hal ki bu. Allah senin için en alasını, en şereflisini, en yücesini ve en münasibini ihtiyar ediyor da sen kabul etmiyorsun. Eğer dersen ki bu kadar nimetlere ve senin getirdiğin izahata rağmen nasıl oluyor da murad olan kişi belaya duçar olabiliyor? Bela dediğin muhip için değil midir? Naz makamının tek sahibi de mahbubdu hani. Sana şöyle cevap verebilirim. Sana evvela umumi olanı, sonrasında da daha az vaki olanı anlattık. Şüphesiz ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahbubların efendisiydi. İnsanların da en çok belaya duçar olanıydı. Şöyle buyurmuşlardı. Allah'tan kimsenin korkmadığı kadar ben korktum. Allah yolunda kimsenin görmediği eziyeti de ben gördüm. 30 gün 30 gece geçti de yediğimiz sadece Bilal'in koltuğunun altından getirdiğinden ibaretti. Yine şöyle buyurmuşlardır. Biz nebiler topluluğudur insanların en şiddetli belaya düçar olanları. Sonra derece derece gider. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadisi şerifleri vardır. Ben Allah'a marifeti en fazla olanınız ve ondan en fazla korkanınızım. Nasıl olur da mahbub belaya uğrar? Naz ehli ve murat olan haffa duçar olur. Bunun cevabı aynen yukarıda izah ettiğimiz gibidir ki bu belalar ve korkular cennette âli mertebelere nail olma vesilesidir. Çünkü cennet mertebeleri ancak dünya amelleri vesilesiyle kat edilir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Nebilerin, velilerin amelleri ise emirlere ittiba, yasaklardan da kaçınmanın sonrasında sabırdır, rızadır. Belaya muvaffakat göstermektir. Bela onlardan kaldırılır. Ebediyet yurdunda muslata, fazl-ı ilahiye ve nimetlere kavuşurlar. Allah'tır en iyisini bilen. Allah.